Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Narin Güran cinayeti son dakika gelişmesi. Güran ailesinden iki kişinin itirafçı olmak istediği iddia edildi. Bakanlık Diyarbakır'a özel tanık koruma ekibi gönderdi. Narin Güran cinayeti soruşturması devam ediyor. 8 yaşındakinin Narin'in katledilmesi olayında 12 kişi tutuklandı. Ancak hala Narin'i kim öldürdü sorusu yanıt bulmadı. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayı çok yönlü olarak yürütüyor fakat aile sessizliğe bürünmüş durumda. Narin'in yaşadığı Tavşantepe köyünde de kimse konuşmuyor. Ancak son gelen bilgilere göre yeni itirafçılar olabilir. Narin cinayetinde son iddialara göre Güran ailesinin uzun süreden beri sessizliğini koruyan aile üyelerinden iki kişi itirafçı olmak istedi. Ancak konuşmak isteyenler aldıkları tehditler nedeniyle ciddi bir korku içinde. Ayrıca köy sakinlerinden de konuşmak isteyenler olduğu öne sürülüyor. Yeni itirafçılar olma ihtimalini güçlendiren detay ise bakanlık tarafından Diyarbakır'a özel tanık kurma ekibi gönderilmesi oldu. Giden yeni ekiple birlikte itirafçı olmak isteyenlerin de biraz cesaret bulması ve Narin cinayeti ile ilgili konuşması bekleniyor. Narin Güran cinayetinde son olarak itirafçı Nevzat Bahtiyar yeni bir ek ifade vermişti. Bahtiyar ifadesinden Narin'in kendi evinde ve amcası Salim tarafından öldürüldüğünü söylemişti. Cinayet sebebi olarak ise amca ve Narin'in annesi Yüksel Güran'ın ilişkisini göstermişti. Nevzat Bahtiyar'ın anlattıkları sonrasında yeni bir DNA çalışması yapıldı. Bu çalışmaların sonucu henüz paylaşılmadı. Fakat Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri yine çelişkili bulundu. Narin'i kim öldürdü sorusu araştırma devam ederken köyden itirafçıların arttığı dile getirildi. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.